Şimdi de Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni konuk oluyoruz. Karşımızda da dernek başkanı Sayın Mehmet Yılmaz yer almakta. Mehmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Yılmaz, 1977 Gaziantep doğumluyum, evliyim. Mehmet Bey, bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Derneğimizi Facebook'ta bir grup olarak başladık esasında. Böyle arkadaşlar arasında işte gülelim, eğlenelim diye bir grup kurduk. Ondan sonra tabii işin rengi değişmeye başladı. İnsanlar bizden yardım talep etmeye başladılar. Grup yükseldikçe, kişi sayısı arttıkça dikkat çekmeye başladı. Ve şu anda 2018 yılında derneğimizi kurduk resmi olarak. Şu anda İçişleri Bakanlığı'na bağlı resmi bir derneğiz Gaziantep'te. Sosyal Yardımlaşma Derneği'yiz ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışan, bu hizmeti gerçekten vermeye çalışan Gaziantep'teki nadide derneklerden bir tanesiyiz. Elhamdülillah, çok şükür. Bize biraz da faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Gaziantep'li, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da olmayan ihtiyaç sahibi kim varsa onlara elimizden geldiği kadar yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu işi yaparken en büyük destekçilerimiz Gaziantep'teki esnaflarımız, gurbetçi kardeşlerimiz. Gurbetçilerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onlar gerçekten çok sahip çıkıyor vatanlarına, milletlerine. Ve biz de onlara layık bir şekilde onların emanetlerini yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu yardımları insanlarla, hayır sahipleriyle beraber yapmayı çok istiyoruz, çok seviyoruz. O işin lezzeti çok ayrı. Hatta şunu yapıyoruz, diyoruz ki kardeşim işte atıyorum bugün sen dağıtım yapmak istiyorsun. Lütfen gel çoluğunu çocuğunu da getir. Çoluğun çocuğun bu yardımın nasıl yapıldığını, bu işin lezzetini alsın. Yarın bir gün hepimiz bu dünyadan göçüp gittiğimiz zaman o çocuklar da işte biz babamla, işte annemle şunu yapardık deyip devam etsinler. Bunun için çok uğraşıyoruz, çok emek veriyoruz yani. Peki insanlar size nasıl ulaşıyorlar? Biz sosyal medyada çok etkili olduğumuz için sosyal medyada insanlar işte beni arar, der ki bizim mahallemizde, bizim sokağımızda şu durumda bir insan var veya şu durumda bir yeğenimiz var, bir evladımız var. Buna yardım edelim. Biz gideriz, gerekli araştırmayı yaparız. Mahalleden, muhtardan başlayarak, komşularından başlayarak sorar, araştırırız. Durumları nedir, ne yaparlar, ne ederler. Ondan sonra sosyal yardımlaşma müdürlerimiz var, sağ olsunlar. Onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda eğer gerçekten hakkaniyetli bir şekilde ihtiyaç sahibi ise, bizi kandırmaya çalışmamışsa, insanları yormaya çalışmamışsa, o insana ne gerekiyorsa, gıda ise gıda, efendime söyleyeyim, bir hastalığı varsa şifa için doktoruna götürürüz, hastanede takip ederiz. Elimizden gelen her şeyi hayır sahiplerinin vesilesiyle yapmaya çalışıyoruz.